hak sahipliğini AFAD belirliyor. Onların bu belirlemeleri bizim dışımızda devam ediyor. Ancak biz bu zararları tazmin edebilmek adına ilk günden itibaren gece gündüz demeden uğraşıyoruz. O bölgelerde şu anda müthiş bir hummalı çalışma var. Dünyanın en büyük şantiyesi şu anda deprem bölgesi. Tam 1900 şantiyemiz var. 153 bin kişilik bir çalışan ordusuyla orada işlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan konutları bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan merkezleri yıkılmış olan şehirlerimizde yeni bir anlayışla önce meydan projesi ve meydana açılan ana caddelerde kimlikli konutlar ve onun da etrafa doğru yayılmasını sağlayacak bir proje peşinde koşuyoruz. Tam 4333 tane köyde Dile kolay arkadaşlar. 4.333 tane köyde bir kısmı geleneksel yapıyla bir kısmı da çelikten olmak üzere 100.000 evimizi inşa ediyoruz. Bu arada altyapı çalışmaları için temin ettiğimiz 65 milyar liralık bir finansmanla da 11 tane şehrimizin su, kanal, arıtma tesisleri, su depoları, benzer şekilde altyapıyla ilgili ne varsa eksiklerini giderecek şekilde proje yaptık o belediyeleri borçlandırmadan bunu biz karşılayarak bu faaliyetimizi de devam ediyoruz. Bilimsel verilere göre özellikle son yayınlanan raporlarda dünyanın ısısının 1.45 derece arttığı tespit edildi. 1.45 dereceden ne olur ne var bunda lütfen demeyin. Bu dışarıdaki ısının 30'dan 31'e çıkması gibi değil. Veya 35 dereceymiş, 36,5 derece olmuş gibi bir anlayış değil. Kendi vücudunuzu düşünün. Kendi vücut ısınızın 1,5 derece, 2 derece arttığında başınıza nasıl bir felaket gelebiliyorsa öyle hissedin bunu. 2 dereceye çıktığında gıda krizleriyle karşı karşıya kalacağımız söyleniyor. Hele hele düşünemiyoruz 3 dereceye çıkarsa gezenemiz yaşanmaz bir hale gelecek ve milyonlarca insan göç etmek zorunda kalacak. Bu da elbette ki bir takım savaşları tetikleyecek. Onun içindir ki bizler slogan olarak iklim değişmeden biz değişelim istiyoruz. Biz bunu yapabiliriz. Buna gücümüz yeter. Bu anlamda birçok faaliyetimiz var, gayretimiz var, müthiş çabalarımız var. Önce Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. Sonra 2053 yılı sıfır emisyon hedefimizi ortaya koyduk. Sonra da 2030 yılında artıştan yüzde 41 geriye çekeceğimize dair taahhütlerde bulunduk. Ve iklim kanunumuzu güncelledik. Meclisin önümüzdeki günlerde takvimine göre meclise getirip inşallah iklim kanunu da çıkarmış olacağız. Bu arada özellikle sanayicilerimizi bekleyen büyük bir tehlike haliyle 1-1-2026'dan bir, bir, itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yaparken kapıda soracaklar. Nasıl ürettin bunu? Kirletmeden ürettin mi? Değilse karbon vergisi gelecek. İşte bunun içindir ki bütün çalışmaları yaptık. Eylem planlarımızı ortaya koyduk. Sanayi odalarını uyarıyoruz. Uzmanlarımız gidiyorlar tek tek sanayi odalarında sanayicilerimizin karşısına çıkabilecek olan bu manzarayı tarif ediyorlar. Şimdi sizlere üç tane çevre projemizi tanıtmak istiyorum. Birincisi bundan bir ay kadar önce ilan ettim, söyledim. Hepinizin malumu ilk projemiz Denizler Halkındır Projesi. Özellikle burada istiyoruz ki, üç tarafı denizlerle çevrili olan bu ülkede insanlarımız denizlere rahatça ulaşsınlar, istifade etsinler. O kıyılardaki işgaller son bulsun. Tam 28 tane ilimiz var. Kıyıya şerit olan. Bu illerimizin valileriyle toplantılar yaptık. İçişleri Bakanımızın da katıldığı toplantılar yaptık. Ve onlara özellikle genelgede gönderdik ama anayasanın 43. maddesini hatırlattık. Anayasanın 43. maddesinde kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır hükmü var. Sonra da Sahil şeridinden yararlanmada kamu yararı gözetilir hükmü var. Bunu da ihtar ettik. Bu işi bundan sonra da zaten valilikler eliyle sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın denize ulaşmasındaki ne kadar zorluk varsa, oraları işgal eden ve vatandaşa zorluk çıkaran ne tür unsur, kişi, şahıs, grup varsa hepsini temizleyeceğiz. Halk plajlarıyla öne çıkan bir Türkiye deniz her vatandaşın rahatça kıyıya erişebildiği bir Türkiye'deniz. Bu projemizi taviz vermeden uygulamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde 28 ilim valisinin uygulama tekniğini sağlamak adına yeni genelgeler göndereceğiz, toplantılar yapacağız. Birebir bu işleri takip edeceğiz. Özellikle Mapa Şamandıra projesini gündeme aldık. İlk etapta Göcek Koyunu pilot bölge olarak seçtik. Bu alanda 40-50 metre arayla uygun yerlere 700 kadar mapa şamandıra yerleştireceğiz. Bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Akıllı bir sistem. Yatlar istedikleri gibi, istedikleri zaman, istedikleri yere duramayacaklar. O sistemi herkes görecek. Oradan işaretleyerek gitmek istediği yeri belirleyecek. Ve oraya bağlayacak. Belli sürelerde orada kalacak. Biraz önceki izah etmeye çalıştığım sistem göcek koylarına başlayacak. Sonra da peyderpey imkanlarımız elverdikçe en hızlı biçimde bütün koylarımıza yaygınlaştıracağız bunu. Taviz vermeden bunu da zaten uygulayacağız. Değerli arkadaşlar depozito yönetim sistemimizi Çevre Ajansı öncülüğünde yürütüyoruz. Hedefimiz 2025 yılı ortasına kadar Asgari Makine ve Altyapı Kurulumunu tamamlayarak ulusal depozito sistemini başlatmak. Bu anlamda bu yıl 2000 noktaya koymayı düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde 5000 noktaya ulaşacağız. 3 yıl içerisinde 2028 yılında da yıla geldiğimizde de tam 30 bin sayıya ulaşacağız. Nerelere koyacağız bunları? En yoğun insanların yaşadığı yerlere, üniversitelere, belediyelerin giriş çıkışlarına, millet bahçelerine, ayrıca 400 metrekare üzerindeki ilk etapta AVM'lere, Afedersiniz marketlere, AVM'lere ve bunun dışındaki otellere, restoranlara ve yerin müsait diyen herkese buyurun diyeceğiz, koymalarını sağlayacağız.